onlarca video var, bir bölümü yayınladık. Ne zaman çekildi bunlar Dudu? Bunlar daha yeni. Ha, daha yeni? Evet. Kaç gün önce, birkaç gün önce? Bir hafta, iki hafta, üç hafta falan. Yani yeni bunlar daha. İşte bak Serkan. Peki ben niye bulamıyordum seni? İsmini yazınca çıkmıyordun hiçbir zaman. Demek ki eski hesaplarım çıkıyordu. Sen istesen her şeyi bulursun. Dün gece de baktık eniştemle. Yine bulamadım. Ben senin abine de yazdım, sana da yazdım. Nasıl bulamadın? Ne? Abine de yazdım. Nasıl bulamadın ki? Ne zaman yazdın? Bu resimleri, videoyu görmeden önce. Bir hafta önce mi ne yazdım? Bana. İsmini değiştirmiştir, yazmıştır. Onun için durum. Bir şey sorabilir miyim? Serkan Bey, peki 1,5 yıl önce nasıl buldunuz Dudu'yu? O mu sizin? Kendi aradı yani. Elif'le ayrısınız o zaman. Evet. Peki yarın bir gün Elif'le yine sıkıntı yaşasanız Dudu'yu ya da başka bir kızla yazışır mısınız? Hayır. Ben emin değilim. Ben de emin değilim. Sen biraz karmaşık duygular yaşıyorsun Serkan. Karmaşık yaşamıyorum. Bak benim anladığım ne biliyor musun? Biraz önce Didem Hanım'a söyledim VTR izlerken. 1,5 yıl önce Elif'ten boşamız. Elif gitti. Bari ben geri Dudu'ya döneyim. Hayır. Gibi böyle bir duygu karmaşası yaçıyormuşsun. Ya da çocuğum hayır, boşlukta zaten, kalmaktan mı korkuyorsun? Evet hayır, yani öyle bir şey alakası var. Yok. Zaten biz boşanmak istiyoruz. Korkuyorsun? Çocuğum söyle, anlat her şeyi. Niye anlattım işte? Her şey ortada zaten. Ya ben şöyle düşünüyorum. Açıkçası bu Saniye Hanım, özür dilerim. Çok baskın bir karakter olduğunuz için bu. Ya çocuklarınızı korumak için annelik içgüdüsüyle, ya benim de oğlum olsaydı sizin gibi olur muydum? Olabilirdim, bilmiyorum. Ben emin değilim yani. Ama bak bir şey söyleyeyim. Sen bak, ya Ayşegül Hanım'ı bağlayın. Ayşegül Hanım duyuyorsanız bizi bağlar mısınız? Hangi mahalleden? Akçalan Mahallesi. Serik Mahallesi. Aynen komşuyuz biz. Tamam canım. Ara bizi. Ayşegül Hanım ararsa bağlayacağız. Söz veriyorum. Bence sen Dudu'yu hala seviyorsun. Hayır. Üzgünüm. Hayır. Ben vücut dilinden, elini sürekli şey yapmandan, sinirden yapıyorum. Bakışlarından. Sinirden yapıyorum. O kadar sıcak bakıyorsun ki. Kime? Dudu ya. Ya üzgünüm yani. Vallahi Elif'i seviyorum. Elif, özür dilerim yani. Çok merak ediyorum da acaba bana yaptığını kıza da yani yapacak mısın aynısını? Kızı çok önemli bir soru. Aldatacak mı? İnşallah. Vazgeçmez hiçbir şeyden. İnşallah deme. Senin asla gibi olmaz da. Allah Allah. Serkan, doğru sen ya, peki beni aldattı demiş, beni aldattı demiştin dün. Bak ona bir yanıt versin, evet. Cevap hakkın. Kim ne aldattı seni? Bilmiyorum, kına gecesinde benim birader bunun telefonu çalıyor, konuşmaları görüyor, telefonu kırıyor. Sizin kına gecesinde? Evet. Peki senin en yakın arkadaşlarımla demişsin, ona da gelelim. Hangi en yakın arkadaşların senin? Bilal diye bir arkadaşım var. Bilal. Kimmiş o Bilal? Bilal Akın. Allah Allah. Onunla mı aldatmışım seni? Allah bilmiyorum, dediğine göre öyle. Allah Allah. Gelsin burada da konuşsun o zaman. Bilmiyorum, konuştum mu konuşma. Ben dediğine göre. Sadece ya, yemek meselesi yüzünden insan ya evi terk etmez ki ya. Bir dakika Serkan. Sadece yemek meselesi yüzünden insan evi terk eder mi deseydin, Serkan seni seviyorum ayrı eve gidelim deseydin, niye demedin? Annesi hiçbir şey istemiyordu ki. Bizim hiçbir şey olmamız istemiyordu ki. Niye istemiyorsun? Yan tarafındaki kadın diyordu ki ben ev tutun diyordu. Hem sizin üst tarafınız diyordu. Onu bile istemiyordu ki anası. Onu mu isteyecek? Onu istemeyen bir kadın onu mu isteyecek yani? Saniye Hanım. Dudu bana niye hiç söylemek istemedin? Sonuçta ben bir iki kere de olsa gördüm sizi. Bu ihtimalle bir şey söylüyor. Bir dakika söylesin. Bana niye hiçbir şey söylemedin kızım? Ben hep elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Evet. Beni biliyorsun değil mi kızım? Hiç bana, benim sana karşı bir zararım şu oldu mu? Bir ara. Niye bir söylemedin bana? Boş ver ya. Enişte böyle bir durum var. Annesi çok karışıyor deseydi. Söyleyemedim. Saniye Hanım şöyle yapayım, özür dilerim. Işte, siz bir gidin, telefonunuz yanınızda mı? Bir telefonu verin Ayşegül Hanım'a. Var mı telefonu sizde? Yok enişte. Bacını ara. Bacımdan aramadır hadi. Bacı. Siz... Al telefonu. Ha, numarayı hemen gel gösterelim. Al telefonu, bacını ara. İki dakika uyarayalım. Kimse bağlayalım yani. Kim bağlaması istiyorsun? Ama teyzemden almam lazım numarayı. Bir mesaj. İki dakika teyzemle konuş. Anne. Ben orada bayanım. Hadi git orada iki dakika konuş gel. Hadi iki dakika konuş gel. Ben bir Elif'le ikinizin... İstiyordur ya. Tamam, Elif... Dayın çalışıyorsa bir de onu arasın. Dudu bir Elif'le konuşmanı rica edeceğim. Bir Elif'le konuşur musun? Sence... Düğünden önce nereden getirdin? Bir dakika. Saniye bir karışmam. Bir müdahale etme. Bir tamam. Teşekkürler Muhitim'e. Bir Elif'le konuşur musun? Yani sen kendi başına gelen şeylerin Elif'in başına geleceğini nereden biliyorsun? Bence annenin yanına dön yani. Ben sana söyleyeyim, annenin yanına dön yani. Ya başkasını sev ya da annenin yanına dön. Bunlardan sana hayır gelmez. Elif? Söyleyeyim. Senin söyleyeceğin benim kararım.
Ve de anneni ağlatmaya hakkın yok ama zamanı gelince her şeyi anlarsın, sonra çok anlarım, ah edersin. Zamanı gelince her şeyi anlarım ben. Evet, hı? Ah edersin. Dudu'ya söyleyeceklerin yok mu? Hı? Hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Elif, bu durumda olmaktan memnun musun? Nasıl yani? Yani şu an olduğun pozisyon, konum. Ben ya şahsen Serkan, olsam çok rahatsız olurum. Rahatsızım zaten. Yani elini tuttuğum, sevdiğimi iddia ettiğim adam karşımda resmi nikahlı eşi ve bu kadar şey yaşadığını anlattığında ben kahrolurum. Serkan'ı alalım buraya. Ulaşamıyorsa onlar bize ekranda söyledik. Yani şey yaparlar. Evet, avukatımızın dediğine ne söyleyeceksin? Gel Serkan'cığım. Nasıl? Ha, birazdan numara tam geliyor. Tamam Serkan. Evet, duydun Funda Hanım'ın sorusunu. Anladın mı soruyu? Bir daha sorsun mu? Anlamana gerek yok. Ver kızım cevabını. Ben boşanmıyorum, nasıl evleneceğim? Gözünü seveyim bak, ya. Ne diyor? Bak ne diyor? Ben boşanmıyorum, nasıl evleneceğim? Evlenmesem evlenmem. Hı? Ben boşanmayacağım. Hadi nasıl evleneceksin? Tabii ki evlenemeyecek. Evlenemeyecek. Bir 10 yıl daha ağır sonuçlar lazım. Olabilir. Kesinlikle. Peki o boşanmayacağım diyor. Sen Serkan yanında kalmaya nasıl devam edeceksin ya? Ne yapacaksın Elif? Biz burası çıkmalı. Buldum dediniz, bulduk. Hı? Dudu? Hı? Sonuçta o da cevap hakkını kullanmak istedi. Hakkında evet. Bir sürü iddialar gündeme geldi. Dudu. Efendim abi. Bak kızım. Baban yayına bağlandı. Evet. Bu aileyi itham edecek şeyler söyledi. Bunlar da evet. Kendilerini savunmak için başka şeyler söyledi. Karıştırmaması gereken şeyleri. Sen ne dedin? Benim annemi niye karıştırıyorsun? Evet. Haklı. Haklısın. Çünkü ben ona bir şey dediğim yok. O konuda hani bu konuda yani, annem yok yani. Baban da hatalı. Ölmüş, bak ben karıştırıyorsun. Ben ne bu tarafı tutarım ne o tarafı tutarım. Ben ortaya konuşuyorum. Evet. Ne baban hatalı şey suç haklı ne bu haklı. Tek hatalı var, o da benim yeğenim. Ha şu an şu anki durumda Elif'le olan durumunda gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Hı. Bence seviyor. Benim görüşüm. Elif'i seviyor. Çünkü Elif'in bir şekilde dediğini yapıyor. O herkesin dediğini yapar. İnşallah bozulmaz. Senin bir birlikteliğin var mı kızım şu an? Ne gibi? Herhangi biriyle bir birlikteliğin var mı? Sevgilin var mı veya erkek arkadaşın Hayır, var mı? Hayır yok. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Boşanıp kendime hani çalışıp bir evimi tutmak istiyorum. Çalışacağım da zaten. Aferin kızım, sana yakışanı yaparsın. Evet. Çünkü bak senin hakkında burada Didem Hanım evet. 63 tane suçtan sabıkan olduğunu söyledi. Ben şahsen üzüldüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Vardır, her şeyden vardır. Muhittin Bey, hırsızlık yaptım dedin. Ekibime de hırsızlık yaptığını kabul etmişsin. Ama neden yaptım diyor. Bir söyle istersen. Bu tabii bu seni o suçu normalleştirmez kesinlikle. Tabii ki. Hiçbir suç asla. Yani ama hatasını olmaz. Kabul ediyor olması da büyük bir yerdendir bir yani. Çekerim cezamı diyor. Evet. Ne için yaptı? Benim telefonumu şarja koysanız o an. Ben yurtta neden kalıyordum. Yaptın? Özür dilerim. Şunu hemen vereyim. Şarjım bitti. Bir hemen şarja koyalım telefonumu. Sağ ol tatlım. Bir şey olursa söylersiniz. Buyur. Ben yurtta kalıyordum. Hani kız arkadaşımla bir yere gittik. Ve bunu kız arkadaşım yapıyor. Ben de orada olduğum için ben de bundan suçlu oluyorum. İkiniz aynı anda işlem yapıldı. Evet. Tek bir ondan dolayı mı? Evet. Ondan dolayı hırsızlık oluyor adı. 63 suç biraz da kabarık aslında. Kabarık. Yani şöyle söyleyeyim size Muhittin Bey. Belki o meseleyi Serkan sen biliyor musun yurda neden gittiğini? Hayır. Dudu'nun. Ben biliyorum. Ve ben onu söyleyemem. Bir insan bu kadar ağır şeyleri yaşarsa çok kaybolmuş bir genç kız aslında. Değil mi Dudu? Yani yurt ona sahip çıkmış, ya devlet sahip çıkmış ama öncesinde çok ağır şeyler yaşamış. Ailesine bazı problemler. Ben de Dudu'ya kızmıyorum. Evet. Yaşam tarzından dolayı Dudu'nun bu şekilde yaşaması çok ama normal. Ki ben daha çok yaptıklarından pişmansın değil mi? Bu... Yani. Ama ben doğru olan hiçbir şeyden pişman değilim. Yaptıysam yaptım, ettiysem ettim. Hani millet de yani bir şey konuşurken açık açık söylesin yani her şeyi. Bu arada Ayşegül Hanım'ın telefonu kapalıymış. Ekibim şimdi bana söylüyorlar, ulaşamıyorlarmış. Açar açmaz hemen kendisinde konuşacaklar. Bu arada Elif, annenin babanı bak pardon abini görüyor musun? Sevinçten havalara uçmuşlar Dudu boşanmıyorum deyince. Daha çok mu çok mu sevindiniz? Kahroluyordum orada. Kadriyeciğim çok mu sevindiniz canım? Evet. Dudu benim kardeşim yerinde artık. Her ne isterse onu yaparım ben Dudu için. Arkasındayız yani.
Ha, maddi ve manevi. Her zaman arkasındayım. Ya bırakıp gelirse kabulünüz diyorsunuz. Evet, kızımı istiyorum ben. Ama Dudu'ya da bakarız yani. O da kardeşim. O kızım, o da benim kızım yerinde. Dudu, senin onlara söyleyeceklerin var mı annesine? Yani hani annesini dinlemeyen bir insan beni hiç dinlemez yani. Ben sadece bu kadarını söylüyorum. Beni hiç dinlemez. Evet, ben ilk gün çok şaşırmıştık mesela. Evet. Yani bu kadar Muhittin Bey gelmese Allah razı olsun yani. Düşünsene. Ben sen, çok uğraştım Yasin'da. Çünkü yani, annesini dinlemeyen başkasını bir, hiç dinlemez. İki gün öncesine kadar bayağı bir uğraştım. Ne olursa olsun. Benim sevdiğim bir laf var. Ya bugün kıymetini bilmediğini, elini öpmediğin, elini ters çevirdiğin annenin babanın yarın toprağını öpersin, zoruna gider. Bravo. Ben sevmem böyle bir şey. Ben